Can Ataklı, AKP'ye yönelik eleştirilerinin ardından önceki gün Manisa'daki mitingde Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf eden Bülent Arınç'a sert ifadeler kullandı. AKP'nin singesel siyasi figürlerinden biri olan ve bir süredir iktidar partisine yönelik eleştirileriyle gündemde olan Bülent Arınç yine dikkat çeken bir harekette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa'daki mitingi öncesi konuşan Bülent Arınç, Erdoğan'a ve AKP'ye oy istedi. AKP'ye yönelik yönelik eleştirileri ve en son Kral Çıplak çıkışıyla konuşulan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın bu hareketi gündem olmuştu. Korkusuz yazarı Can Ataklı ise Arınç'ın Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerini eleştirdi. Ataklı, Bülent Arınç'ı bu hale düşürdülerse gerisini anlayın artık başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ataklı, AKP'nin ilk kurucu beşin yer aldığını belirttiği Bülent Arınç'ı yıllardır diğerlerinden ayrı tutuğunu belirtti. Nedenini ben de tam bilemiyorum. Ama sanki Arınç daha kimlikli, kişilikli gibi gelirdi bana." diyen Ataklı, Arıncı gerektiğinde partisini eleştiren, Erdoğan'a bile karşı çıkan özgül ağırlığı olan bir siyasi isim olarak gördüğünü açıkladı. Devamında Ataklı, "Sanki baskılar karşısında eğilip bükülmeyecek biri gibi düşünürdüm kendisini." dedi. Ataklı, "Arınç'ın kısa süre önce kullandığı majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır." bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir sözlerini hatırlattı. Ama şimdi kendi seçim bölgesini ziyaret eden genel başkanına öyle bir sahip çıktı. Öyle bir övdü ki, yaptığı eleştirilerin hiçbir hükmü kalmadı. Diyen Ataklı şöyle devam etti. Ben ise hala Arınç'a verdiğim değeri korumaya çalışarak, acaba nasıl bir baskı altında kaldı da karakterini bu kadar zayıflattı, diyorum. Ama hemen vazgeçiyorum bu duygu ve düşünceden. Şöyle diyorum kendi kendime, bu yaşa gelmiş, siyasi olarak yapılacak her görevi yapmış, iktidarın gücünü iyiliklerine kadar hissetmiş biri bile korkuya kapılıp yalakalığa soyunuyorsa, bu ülkede iktidar siyaseti bitmiş demektir. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın Manisa'daki mitingi öncesi konuşan Bülent Arınç, Erdoğan'a ve AKP'ye oy istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, hem kürsüye çıkarken hem de kürsüden inerken, uzun süre AKP'den milletvekilliği yaptığı Manisalılar tarafından dikkat çeken bir tepkiyle karşılandı bazı vatandaşlar Arınç'ı yuhaladı. Arınç konuşmasında, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç'ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. Beş dönem milletvekilliği yaptım, dört dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcısı yaptı, meclis başkanı yaptı, beş senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım. AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti'ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse, bundan sonra da aynı vefayla, Aynı sadakatle sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor." demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, Cumhur İttifakı içinden tepki aldığı sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Arınç sık sık AKP'yi eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Son olarak Arınç, majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin vaktidir gibi sözlerle gündeme damga vurmuştu. Arınç'ın bu ifadeleri Erdoğan'a karşı söylenmiş sözler olarak algılanmış ve kamuoyunda da o dönem çok büyük yankı uyandırmıştı.